Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yine bir hem eğitim hem analiz videosuyla birlikteyiz. Bugün trend çizgisi nasıl çizilir? Trendler nasıl belirlenir? Onlarla ilgili konuşacağız. Çizilir mi çizilmez mi? Onu da konuşacağız. Konuşmadan önce kısaca bir anım var onu anlatayım. Yıllar öncesinde her gün sabah 6'da kalkıyorum saat kurmadan. Saat kurmadan kalkıyorum. Akşam saat 8-9 civarına kadar çalışıyorum. Çünkü enerjim o saatlere kadar yetiyor. Yemek yiyorum, çalışıyorum, uyuyorum, yemek yiyorum, çalışıyorum, uyuyorum. Öyle geçiyor o günler. Her gün kalkıp böyle büyük bir heyecanla şunları çiziyorum. Ya diyorum ki işte şurada bir çizgi var, şuradan bir çizgi çekeyim, bu şekilde böyle yapayım. Burada bir takos formasyonu var. Tokos formasyonu buradan kırılmış, geriye dönmüş. Acaba neye dönmüş? Bu şekilde bir tane çiziyorum. Görüyorum burada da bir takoz var. Bu takoz buradan yukarı doğru kırılmış. Burada çok güzel çalışmış. Buradan niye geri dönmüş? Bu büyük olduğu için mi, küçük olduğu için mi vesaire çeşitli böyle sorular soruyorum kendi kendime ve çalışmaya devam ediyorum sürekli. Bu çizgilerden çekiyorum böyle. Ve her gün bu çalışmaları yaparken bir yandan da aklımdan şu sorular dönüyor. Ben bu çizgileri bu grafiğe çekmek zorunda mıyım? Yani ben bu çizgileri çekmeden de böyle bakarak grafikte ne olup bittiğini anlayamaz mıyım? Bu soruları bunları her gün sorguluyorum böyle kendimi sürekli olarak ama çalışmaya da devam ediyorum. Hatta trend çizgileri çekiyorum. Diyorum ki ya şöyle bir trend çizgisi çektik diyelim ki. işte gelmiş burada, burada yaklaşmış, burada değmiş, sonra devam etmiş. Sonra burada tekrardan gelmiş, değmiş. Burada tekrardan bir daha üstüne gelmiş. Ya burada ben işleme girsem çok güzel buradan kar alacağım. Bu trend çizgisine göre. Ama burada girsem şu spike beni stop yapacak pozisyonu bu. Doğru değil mi? Yani o analistler çiziyor ya böyle çizgi diyor. Bakın diyor burada dışına çıkmış ama tekrardan içine girmiş trend çizgimizin diyor ne, ne kadar güzel çalıştığını diyor görüyor musunuz? Abi o senin dışına çıkmış içine girmiş dediğin yer benim pozisyonum stop yaptı. Stop yaptı. Sonra bakıyorum diyorum ki ya bak şurada da bir tane deymiş. Burada e, piyasa burada yataya geçmiş. Abi benim çok güvenerek çizdiğim, şuraya bakarak çizdiğim bu trend çizgisi ben işleme girdikten sonra kullanışsız hale geliyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yarasaydı yarardı, kullanırdık. Doğru değil mi? Evet arkadaşlar, cevabını veriyorum. Trend çizgisi nasıl çizilir? Çizilmez. Çizilmez. Grafiğe herhangi bir çizgi çizilir mi? işimize yaramayacak. Herhangi bir çizgi grafiğe çizilmez. Bir çizgi eğer işimize yarayacaksa çizilir. Peki insanlar bu trend çizgilerini niye çiziyorlar böyle? Çünkü trendin devam edeceğini umuyorlar. Öyle bir e, umma var yani. Öyle tahmin ediyorlar. Trend çizgisi buradan çalışacak ve bu trend devam edecek diye. Ama biz bir şeyleri umarak iş yapmamamız lazım. Elimizde gerçekçi Veriler olmalı doğru değil mi? Bunlar olmazsa nasıl işlem yapacağız? Doğru soru peki trend çizgisi nasıl çizilir mi olmalı? Hayır doğru soru trendin devam edip etmeyeceğini nasıl anla anlarız? Bunu nasıl araştırırız? Bunu nasıl öğreniriz? Bu olmalı doğru değil mi? Peki şurada küçük bir çizim yapalım mesela. Şurada küçük bir çizim yapalım. Trend şöyle geldi. Şöyle geri çekildi. Şöyle tekrar geldi. Geri çekildi. Tekrar şuraya doğru geldi. Peki bu şimdi bu trend yukarı doğru buradan devam mı edecek? Buradan aşağı mı gelecek? Yani biz bunu nasıl anlayabiliriz? Bir trende nasıl trend diyebiliriz? Trendin trend olduğunu nasıl anlarız? Böyle hayır hayır hayırlar yapacak değil mi? Yeni tepeler ve yeni dipler yapacak. E bu trendin benim devam edip etmeyeceğini anlayabilmem için... Yeni bir tepe yapması gerekmez mi? E bu birinci koşulum o zaman benim, değil mi? Birinci koşulum yeni bir tepe yapacak burada. Peki, ikincisi bu trendin momentumu nasıl, hızı nasıl? Ona bakmam lazım. Momentum çok uzar şimdi girmiyorum. Geçmiş videolarımda momentumu çok anlattım arkadaşlar. Geçmiş videoları izleyenler momentum hakkında bilgi sahibi olabilirler. Peki, üçüncü bir konu daha var. Geri çekilme nasıl geldi? Yani bundan sonra olacak geri çekilme nasıl, nasıl olacak? Benim istediğim gibi olması lazım, yavaşlaması lazım piyasanın geri çekilirken doğru değil mi? Çünkü niye? E şöyle şeyler olmuyor mu piyasada mesela hop geldi, hop geri çekildi tekrar hop döndü, ana trend döndü bakın. Hani ne oldu bizim trend? Doğru değil mi? Demek ki şu geri çekilme de önemli, bu da önemli buna da önem vermemiz lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bir trendin devam edip etmeyeceğini sadece bir grafiğe bakarak anlayabilir miyiz? Mesela ben euro, euro Yen'e bakarak bu trendin devam edip etmeyeceğini anlayabilir miyim? Onu da anlayamam. Onu da anlayamam. Korelasyonlara da bakmam lazım doğru değil mi? Piyasanın ne bölgede, nasıl bir bölgede olduğunu anlamam lazım. Ona da bakmam lazım. Şimdi bu videoyu yeni izleyenler olabilir aramızda. Korelasyon nedir? Nasıl kullanılır? şu videoda anlattım. Bu videoyu mutlaka izlesinler. Sadece tabii ki Forex üzerinden değil bunu kriptoda da stock marketlerde de her yerde hangi platformda işlem yapıyorsanız yapın. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar bu kolorasyonları. Peki bu videoda biliyorsunuz hem eğitim hem analiz yapacağız demiştim. Japonya'nın ne? Hep birlikte ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Acaba ana trendi devam edip etmeyecek mi? bir fikrimiz olabilecek mi acaba? Bunu anlayabilecek miyiz? Onu da e, görmüş olacağız hep birlikte. Şimdi biliyorsunuz korelasyonları e, şeyden izliyoruz. E, adı aklıma gelmedi. MetaTrader'dan izliyoruz biliyorsunuz. Oradan bakıyoruz. Orada kullanışlı oluyor. Hep birlikte MetaTrader'a geçelim ve oradan detaylı bir şekilde yine yenin, Japon yeninin korelasyonlarını izleyelim. Evet arkadaşlar MetaTrader ekranındayız. Yenin tüm korelasyonlarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi haftalık grafiklerdeyiz. Haftalık grafiklerde daha sonrasında günlük grafiklerde de inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar dolar yine bir bakalım. Trendi nasıl? Şimdi şurada arkada biliyorsunuz ızgara var. Kare ızgara sistem var. Burada bir yarım kare görüyorsunuz. Burada tam. Burada bir tane daha tam. Burada tam. Bir yarım 3 tane tam gittik. Tamam mı? Şurada görüyorsunuz yeni bir tepe var. Burada fiyat hareketi e, gelmiş ve burada yeni bir tepe yapmış. Sonrasında fiyat geri çekiliyor ve bu tepeyi kırıyor. Daha e, yüksekte bir tepe oluşturuyor. Doğru değil mi? Peki Pound Yen'e bakalım. Yine aynı bölgede bir tepe var. Geliyor o tepeye bir yokluyor, kırıyor gibi oluyor. Tam belli değil, geri çekiliyor. Kırdı diyelim hadi. Burada bu kez net bir şekilde şu bölgede kırdığını görüyoruz. Yani aslında iki tane tepe oluşturuyor burada. Güzel. Peki yine aynı bölgeye geliyoruz. Bakın burada bir tepe var. Sonra K diyen de şuraya geldi. Fiyat hareketi burada yeni bir tepe yaptı, geri çekildi. Bakın aynısı burada da var. Yeni bir tepe yaptı, geri çekildi. Burada yine bir tepe var. Burada burada tekrar orayı bir yokluyor. Sonra geri çekiliyor. Tekrar kırıyor. Burada da yeni bir tepe var. Oraya göre yeni bir tepe yaptı. Bakın burada da şu bölgede geliyor. Yeni bir tepe yapıyor. Tekrar yeni bir tepe yapıyor. Dikkat ettiniz mi? Bu bir geri çekilme yüksek ihtimalle. Neden? Bu düşüş hareketi, yendeki bu düşüş hareketi, yende bütün paritelerde, yen yani sağ tarafta, sağ parite biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsinde yeni bir tepeden geliyor. Dikkat ettik mi? Fiyat hareketi. Bu bir geri çekilme olma ihtimali bunun yüksek. Doğru değil mi? Evet bütün korelasyonlarda şu anda yeni bir tepe yaptığını gördük. Yani Japon yeni uzun zamandır bir değer kaybında arkadaşlar. Yani Japonlar bu politikayı niye izliyorlar bilmiyorum. Yani bir ülke parasını niye değersizleştirir? Bu konuda benim çok derin bilgilerim yok. Ama değersizleştirmeye devam edecekler gibi görünüyor. Şimdi biraz daha bu yayın tepeden gelen geri çekilme hareketini birlikte inceleyelim. Onu incelemek için alt time frame'e inelim. Günlükte bir bakalım hep birlikte. Tekrar haftalık grafiklerdeyiz. Bir şey söylemeyi unuttum. Onu da söyleyeyim. Öyle günlük grafiklere geçelim. Geri çekilme peki haftalık grafiklerde nasıl bir bölgeye geldi arkadaşlar? Bakın burada fiyatın şurada geri çekildiği ve şurada bam diye yukarı başladığı bir bölge var, görüyor musunuz şurada? Euro dolarda. Pardon, dolar yendi böyle bir bölgeye geri çekilmiş. Peki bunda nasıl bir bölgeye geri çekilmiş? Bakın burada önemli böyle bir destek bölgesi değil mi? Geliyor, yokluyor, fiyat dönüyor. Geliyor, yokluyor, dönüyor. Tamam. Peki burada da var mı benzer şekilde? Bakın buraya geldi fiyat hareketi devam etti. Buraya geldi. Buradan da tekrar devam etme ihtimali yüksek değil mi? Burada da bir destek direnç bölgesi var. Bakın burada da var benzer şekilde bir destek bölgesi. Burada da var buradaki yukarı doğru. Aa bakın trend çizgisi. <laughs> görüyor musunuz trend çizgisi? <laughs> trend çizgisi var burada yukarı doğru. Evet burada da öyle bir e, bölgeye geldi. Burada da benzer şekilde görüyor musunuz? Geldiği bölge fiyat hareketinin tepki ediği bir bölge. Şimdi günlük grafiklere bir geçelim. Geri çekilmeyi detaylı inceleyelim. Evet arkadaşlar günlük grafiklerdeyiz. Haftalıkta biraz önce geri çekilme hareketinin tüm korelasyonlarda önemli bir destek direnç bölgesine bazılarında önemli supply demand bölgesine geldiğini gördük. Dikkat ettik mi orada? Peki şimdi şuraya çok dikkat edelim. Fiyat hareketi buradan hızlı bir şekilde geldi, geri çekildi ve devam etti. Doğru değil mi? Bunu zaten doları incelerken ayrıntılı incelemiştik. Peki şu geldiği son noktaya kadar geldi, tekrar orayı yokladı. Peki yeni bir dip yapabildi mi? Yapamadı değil mi? Spike yaptı oradan. Şimdi orada takılıyor yani o bölgede. Yeni bir dip yaptı mı? Hayır. Hayır arkadaşlar yeni bir dip yaptı diyebilmemiz için ne demiştim daha öncesinde? Net bir şekilde orayı kırdığını, orada böyle mum gövdelerinin olduğunu, en dip bölgenin altında böyle net bir şekilde mum gövdelerinin olduğunu görmemiz lazım. Doğru değil mi? Peki yine benzer şekilde buraya kadar geldi. Pound yendi. Yine burayı yokladı. Burada da kıramadı. Spike yaptı geri geldi. Burada da benzer şekilde görüyor muyuz? Bakın, burada hiç oraya yaklaşamıyor bile, geliyor, tekrar buradan geri döndü. Burada benzer şekilde fiyat hareketi geliyor buraya kadar, burayı tekrar yokluyor, yeni bir dip yapamıyor. Burada da benzer şekilde geliyor, yeni bir dip yapamıyor, bölgeden tepki yiyor. Burada da benzer şekilde yeni bir dip yapamıyor ve geri dönüyor. Tüm korelasyonlarda bu haftalıktaki geri çekilme hareketinin geri çekilme hareketinin burada günlük grafiklerde, alt time frame'de yeni bir dip yapamadığını o bölgeden tüm korelasyonlarda tepki yediğini görüyor muyuz arkadaşlar? Ha, demek ki yüksek ihtimalle yüksek ihtimalle bu bölgeden daha aşağıya bu fiyat gidemeyecek. Gidemeyecek. Bu bölgeden yukarıya doğru dönüş yapacak yüksek ihtimalle ve bir önce haftalıkta e, geldiği tepeler vardı yani ya orada. Bir hani hepsini tek tek göstermiştim. Bu tepeden geldi, bu tepeden geldi diye. Korelasyonlarda o tepeyi tekrardan yoklayacak. Fiyat hareketi yüksek ihtimalle orayı kırıp kırabilecek mi bilmiyoruz. Belki bazılarında kıracak, bazılarında kıramayacak. Belki hepsinde kıracak. O bölgeyi onu o kısmını bilemiyoruz oraya geldiğinde bakışa sona. Ama bu geri çekilme hareketinin minimum tüm korelasyonlarda o bölgeyi tekrardan yoklayabileceğini anlıyor muyuz şimdi? Ha, demek ki bir trendin devam edip etmeyeceği konusu yeni bir tepe yapıp yapamadığına ve geri çekilmenin nasıl olduğuna bağlı. Tabii ki o trendin momentumuyla da alakalı ve Forex'te biliyorsunuz para politikaları da var. O ülkenin parasına uyguladığı politikalarla da alakalı. Doğru değil mi? Umarım bu anlattıklarım trendlerle ilgili trend devamları ile alakalı bir fikrimize yani bir fikir oluştururuz sizler için faydalı olur. Trend çizgilerin neden kullanışsız olduğunu da anlamış oluruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.